switch case'den bahsedeceğim. Şimdi switch case aslında if else'den farklı olarak sizin belirli bir değişkeninizin farklı farklı durumlardaki, tabi buradaki durum aslında bir karşılaştırma değil de direkt bir eşitlik söz konusu olduğundaki durumlardan bahsediyorum. Sizin mesela x'inizin şu duruma eşit olması durumunda şunu yap, ondan sonra şu olması durumunda şunu yap gibisinden böyle farklı farklı case'lerin tanımlandığı yapıya switch case yapısı diyorlar. Onun için tek yapmanız gereken şey direkt bir tane örnek üzerinden gidersem daha güzel olur aslında. Mesela sizin bir harf notunuz olsun. Harf notunuz not diyor, tamam. Kullanıcı tarafından gelirsin bu. Input dedim. Notunu gir. Notu gir. Tamam. Sizin aldığınız harf notu. Şimdi tabii bu not dediğim harf not olacak. Yani şey değil, sayısal bir değer değil. Harf diyeyim hatta şuraya. Harf notunu, neyse, harf notu gir. Tamam. Şimdi sizin buradaki switch neye bakacaksınız? Yani switch değişecek olan şey ne? Not değil mi? O zaman switch not demem lazım. Switch not olacak. Enter diyorum. Yani artık şeye girdik. Şimdi case yapmam lazım. Birinci durum, daha doğrusu yani case dediğim durum oluyor. Case 1, yani case. Not AA olma durumunda. Tamam. Enter'a bastım. Bakın kodlaması gayet basit. AA olma durumunda ne yapmam lazım? Disp diyorum. A'nın mesela not karşılığı. Transkripte not karşılığı 4.0 değil mi? 4.0 aldın. Tebrikler. Tebrik. Tamam, ikinci bir case diyelim. Yine bir case diyorum. Bunu bakın böyle string türünden, yani string dediğim böyle bir, nasıl söyleyeyim, string yani karakterlerden oluşan şeyleri böyle hep tire koyarsınız. Yani şu şekilde yazmazsınız yani, tamam. Bu bir değişken olur. Biz şu an burada bir aslında karakter giriyoruz. O yüzden hep tire koymanız lazım başına. Algoritmayı çalıştırdığımızda da tire şeklinde girmemiz lazım. Tamam. Case mesela BB derse disp. Şunu birazcık ufaltayım. Disp. Ne diyelim? 4 nokta değil, 3 nokta. 3,5 aldın. Fena değil diyorum. Değil. Mesela case, bir tane daha case yaptım. FF olsun. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Disp. Kaldın. Tamam. Bir de farklı bir durum olduğu durumlar için şunu yazmanız lazım. Otherwise. Bu da sizin girdiğiniz durumlardan farklı bir şey gelirse, girildiyse yani. Girildiyse dediğim not dediğim değişken aldıysa, tabi burada notu direkt siz kendiniz girdiğiniz için sizin girdiğiniz değer oluyor aslında. Ama bunu illa input yapmak zorunda da değilsiniz. Otomatik olarak şurayı silip kendiniz mesela şöyle de yazabilirsiniz. Şurayı şöyle diyorum. Not eşittir. Mesela AA. Tamam, ya da BB filan. Bu şekilde. Ondan sonra devam edelim. Diğer durumlarda disp diyorum. Hatalı değil mesela. Tanımsız değil ya da. Tanımsız. Tamam. Şimdi end deyip kapatmam lazım artık switch'i. Bakın bütün kırmızı çizgiler gitti. Yani şu an bir hata almamamız gerekiyor run ettiğimizde. Şurayı kaldıralım. Tabii şuradaki şeyi de kaldırmam lazım. CTRL-T'ye basarsanız yorumu kaldırırsınız. CTRL-R'ye basarsanız bu yazdığım satırdaki koda tıklayıp, yani imleç yanıp sönerken, o zaman yorum yapar. Yorumu kaldırdım. Run ettim. Harf notunu gir diyor. Harf notumuz mesela AA olsun. Bakın 4-0 aldın. Tebrikler. Bir daha çalıştırıyorum. Harf notunu gir. BB dedim. 3.5 aldım. Fena değil.
Bir daha run ettim. Mesela CB olsun. Bakın tanımsızı verdi. Tamam. Gayet basit. Şimdi sizin ödeviniz geliyor. Şu ana kadarki en kompleks ödev veriyorum size. Yani bu videolardaki şu ana kadar geldiğimiz. Ki ilerideki ödevler çok daha farklı. Daha çok daha kompleks, zorlayacak ödevler vereceğim. Özellikle döngülere bir girelim. Fonksiyonları falan bir anlatayım. Ondan sonra ödev vermesi. Yani daha doğrusu daha zevkli şeyler yapabileceğiz. Bunlar beni çok sarmıyor açıkçası. Evet, nerede kaldık? Ödevinizi veriyordum. Ödeviniz şurada. Pardon, burada değil. Evet, ödev nerede? Burada. Tamam. Şimdi ödeviniz şu gençler. Kullanıcı notları girecek. Daha doğrusu siz bir dersi düşünün. Herhangi bir ders. Mesela MATLAB dersi. MATLAB'dan bir vize, ikinci vize ve bir tane de final alıyorsunuz. Bu finalden, daha doğrusu bu aldığınız notların ağırlıklı ortalamaları, yani birinci vizeden %30, ikinci vizenin işte %30'u, finalinde %40'ını hesaplayarak, katarak bir genel not hesabı, ortalama not hesabı yapacaksınız. Eşit değil ama bu sefer. Yani az önce, bundan önceki ortalamaları yaparken hep toplayıp 3'e bölüyorduk ya. Şimdi 3'e bölemeyeceksiniz bu şekilde. Yani bir yüzde ile çarpmanız lazım. Ki bunu zaten biliyorsunuzdur. Ortaokul matematiği. Ondan sonra yapmanızı istediğim şey, bu notun şu aralıklara düşmesine göre yeni bir değişken tanımlayacaksınız. Bu da işte harf notu olur. Ondan sonra bu harf notunu bulduktan sonra kodun diğer kısmı da ise transkript notu diye ekrana bunu bastırmanızı istiyorum. İşte AA olması durumunda, 4.0 BA olması durumunda, işte 3.5, ondan sonra BB 3.0, tabii BA var, ABB var. Bir de FF olacak şurada. FF'i girmedim. FF'te de, daha doğrusu girmiş olmam lazım. FF'te de 0.0, 1.2.3.4.5, 1.2.3.4.5. Tamam. Bütün notlar aralarını tanımladık bu şekilde. Şimdi ben bir sonraki videoda bu projeyi, ufak çaplı projeyi yapacağım. Tamam. Siz de şimdi bu videoya uğraşın. Bu videoyu durdurduktan sonra bu problemi çözmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.